Merhabalar, yeni bir günden herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Böyle sohbetle açmak istedim bugünkü vlogumu. Çünkü söyleyeceklerim var arkadaşlar. Ya çok güzel yorumlar geliyor sizden. İnanın o kadar mutlu oluyorum ki hem evin işini yapmaya çalışıyorum hem yorumlarınızı okuyorum ama cevap vermeye fırsat bulamıyorum. Kusura bakmayın, hemen böyle yorumlarınızın arkasından cevapları yapıştıramıyorum diyeceğim artık. Cevap veremiyorum. Ay ben dün akşam komşuma gittim ya arkadaşlar. Gittiğimiz komşumuz Bafralı. Buraya torun bakmaya geliyor. Bafralı da olunca şimdi biz de 15 sene Bafra'da oturduktan sonra buraya gelince şunu tanıyor mu, bunu tanıyor mu, orası mı, burası mı, şurası mı, şurada mı oturuyorsun, burada mı oturuyorsun derken çok güzel bir sohbet oldu. İşte üstüne de tabii sohbet ederken çaylar da içildi, işte pastalar, börekler de yendi. Ellerine sağlık olsun inşallah. Ellerine dert vermesin Rabbim. Yapanların, hazırlayanların kesesine bin bereket. Valla ben öyle bir konuştukça böyle ben çenem düştükçe çaya yüklendim. Çenem düştükçe çaya yüklendim. Allah'ım eve geldim uyuyamam dedim, güya ben erken uyuyacağım. Dün gece 11'e çeyrek kala eve geldim. Hani artık diyorum ki böyle Yeliz artık tamam sen bu işleri yapıyorsan artık kesinlikle sistemli programlı bir şekilde yaşamak zorundasın. Erken kalkmak zorundasın diyorum kendi kendime. Kalkacaksın, zorlayacaksın kendini, erken kalkacaksın, işini gücünü yapacaksın. Hepsine yetişeceksin diyorum, böyle kendi kendime psikolojik baskı yapıyorum. 12'ye çeyrek kala ben yatağa girdim arkadaşlar. Oraya dön yok, buraya dön yok. Allah'ım boynumda sağ tarafıma yatmayı seviyorum. Dün boynumda tutulmuştu ya benim. Sağ tarafıma yatıyorum. Buram böyle komple geriliyor. Dün hatta benim sırtım komple gerildi böyle. Cansu'ya dedim, kızım dedim böyle hareket ettikçe benim sırtıma ağrı giriyor dedim. Anne dedi sıcak bir duş al falan dedi. Dedim hiç giremem duşa falan. Herhalde böyle cereyanda mı kaldım? O boynum tutulduğu zaman yatak odasında üstüm açık mı kaldı uyurken? Hani geriye yattığım zaman bilmiyorum. Böyle sırtım çok sertti, boynum çok sertti. Yüzüm. Ondan sonra sağ tarafıma da yatamıyorum. İşte hafif bak yine ağrı var. Şuramda hafif bir acı. Sağ tarafıma da yatamıyorum. Uyuyamıyorum. Oraya dön buraya dön derken en son saate baktığımda saat 3'tü. Saat 3'tü inanır mısınız? Saat 3'te uyuyup da 6'da kalkmam mümkün değildi. Akşamdan mantar çorbam vardı sağ olsun. Alişim çocuklara verdi onu. Ondan sonra bir arkadaşım Fatma Hanımcığım yazmış. Ben hastayken bile hani eşimden hizmet görmedim, böyle ne kahvaltı hazırlamadır ne şey. Dün sabah ilişim yumurtaya tuz yerine şeker koyduğu için Allah razı olsun, Allah'ım bin kere razı olsun. Alişim'in elinden her iş geliyor. Çok şükür Rabbime, Allah'ım bana nasip etti onu. Gerçekten elinden her iş gelir. Ben golfçü dirseği olduğum zaman eski videolarımı izlediniz mi bilmiyorum. Golfçü dirseği oldum ve 1,5 ay kolumu kullanamadım, elimi kullanamadım. Doktorum kesinlikle soğan ne doğramak ne karıştırmak. Yani demlikten çay bile koymayacaksın dedi. Kesinlikle sıkmayacaksın, kavramayacaksın, ağır kaldırmayacaksın. Kesinlikle elini kullanmayacaksın dedi tedavi süresinde. Ben 1,5 ay boyunca hiçbir şey yapmadım. Evimizin yemeğini, ekmeğini, temizliğini Cansucumla ilişim halletti. Hatta Cansucuğumun da sınav haftasıydı. Arka arkaya böyle 15 gün boyunca sınavları vardı. Geçen sene işte Mayıs ayı gibi, Nisan Mayıs gibi işte Alişim evin bütün yükünü kaldırdı diyebilirim. Allah razı olsun. Aliş antrenmanla arkadaşlar bizim 3 tane düşüğümüz oldu. Yani benim 3 tane düşüğümüz oldu. 2 ay boyunca evde yattım, hastanede yattım. Hep böyle sıkıntılıydı. O zamanlardan alışmıştı Alişim. Yani eli yatkınlığı da var. Bana pırasa bile pişirmişti canım istediği için. Allah'ım bin kere razı olsun. Allah'ım başımdan eksik etmesin. Her ne kadar kaynana gibi görünse de gülüyoruz, eğleniyoruz, birbirimize takılıyoruz. Hayatımızı güzel geçiriyoruz. Çok şükür Rabbime. Allah'ım yani kimsenin evinden mutluluğu, huzuru eksik etmesin. Zaman zaman zıtlaşmalarımız olmuyor değil. Biz genelde zıtlaşarak anlaşıyoruz ama uzatmıyoruz. Yani böyle küslükmüş, kırgınlıkmış, dargınlıkmış uzatmıyoruz. 3 günlük dünya için küsmeye, darılmaya gerek yok arkadaşlar. Kırgınlıklarımız tabii ki oluyor. Yani ister istemez ev hali yani.
Ne iki tasın olduğu yerde tıngırtı olacak arkadaşlar. Tabaklar, çanaklar birbirine vuracak. İllaki ses çıkacak ama önemli olan atlatabilmek, geçirebilmek. Ay 5 dakikadır konuşuyorum. Umarım sıkılmazsınız. Şey, akşamdan ben uyumadan önce fasulye ısladım arkadaşlar. Alişim kayınvalidemden fasulye getirmişti. Onu da görümcem galiba vermiş, dünürleri vermiş fasulyeyi. O fasulyeyi ısladım. Sabahleyin mutfağa girdim. Çayımı demledim. Sabahleyin dediğim öğlene doğru işte. 11, 11.30 gibi. Mutfağa girdim. Et çıkaracağım. Kuşbaşı et çıkaracağım. Şöyle etli bir kuru fasulye yapayım dedim. Baktım et bitmiş arkadaşlar. Dolabı bir evir devir ettim. Baktım şöyle parça kemikli, şöyle bir parça kemikli et buldum. Onu düdüklüye koydum. Onu haşladım. Çayımı demledim. Şimdi mutfağa gideceğim. Yemeğimi yapacağım. Önce karnımı doyuracağım. Yemeğimi erkenden yapayım dedim arkadaşlar. Doğru yoldayım. Evet. Doğru yoldayım. İnşallah her şeyi yoluna sokacağım. Yemeğimi erkenden yapayım dedim. Çocuklarım eve gelene kadar yemeğim pişsin. Bir de böyle kuru fasulyedir, nohuttur. Onlar biraz daha böyle erken piştiği zaman daha lezzetli oluyor. Daha özlü oluyor. Böyle kıvamlı oluyor. Bir de yaprak çıkardım. Sanki her şeyi halletmişim, yapmışım, becermişim gibi yaprak çıkardım. Yaprak saracağım. Allah nasip ederse. Bilmiyorum. Çamaşırı vardı katlanacak. Çamaşırı katladım. Yerleştirdim. Yatakları topladım. Şimdi mutfağa gireceğim. Yemeğimi yapacağım. Sarmayı da sarabilirsem saracağım. Saramazsam da böyle işlerimi erken bitirebilirsem akşamleyin oturduğum yerden sararım. Öyle. Ben de durumlar böyle. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma ilk kez denk geldiyseniz, videolarımı ilk kez izliyorsanız abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben şimdi mutfağa gideyim. Evimin işine, gücüne şöyle harıl harıl sarılayım. Saat şu an 1'i çeyrek geçiyor. Girelim bakalım mutfağa. Pilavım var. Önceki günden köfte yaptığım günden pilavım var. Pilav yapmam, fasulyem olur. Güzel bir çorba yaparım Allah nasip ederse. Artık Allah ne verdiyse yapar yeriz bakalım. Önce şu karnımı bir doyurayım. Sonrasında enerjimi alayım. Aliş'in getirdiği üzüm var ya adliyenin şeyinde satılıyor dedi ya. Adliyede dedi işte satılıyor dedi cezaevi ürünleri falan. Kuru üzüm, çekirdekli siyah kuru üzüm. O kadar lezzetli ki gidip gelip onu ağzıma atıyorum. Çok sevdim gerçekten. Çok beğendim. Biraz daha al derim belki ona. Neyse ben çenem düşüyor arkadaşlar. Gerçekten karşınıza geldiğim zaman çenem düşüyor. Böyle komşularımla bir araya geldiğim zaman da çenem düşüyor. Ya bu tamamen sizden aldığım enerji, bir araya geldiğim insanlardan aldığım enerjiyle alakalı. Neyse ben artık kalkayım. Usuldan işime gücüme gireceğim. 7 dakikayı 8 dakikayı doldurdum konuşmayla. İnanın yani bilinçli yaptığım şey değil. Laf lafa açıyor. Sizin yorumlarınıza göre de işte cevap veriyorum falan. Gidelim işimizi gücümüzü yapalım bakalım. Kendimi hemen mutfağa attım. Etlerimi yani etimi şöyle didikledim. Burada da kemikli hali var arkadaşlar. Haşlamıştım. Bahsetmiştim ya size. Burada da fasulyemi yıkadım bekliyor şu an. Burada da soğanım kavruluyor. Salçasını ekledim ama böyle fasulye, nohut için biber salçası alsam çok daha güzel olacak. Şurada da patatesim kızarıyor arkadaşlar. Burada et suyum var. Çayımı demledim demiştim. Şimdi bir güzel pişireceğim fasulyemi. Hani koyacağım ocağa. Patates azıcık şey yapana kadar şunun altını da bir açayım. Açtım altını. Şimdi fasulyemi koyacağım. Etini de koyacağım. Şu kemiği de koyacağım arkadaşlar. Yine bir lezzeti geçer, yağı geçer. Haşlamış olduğum etin suyunu da koyacağım. En son da üzerine böyle yeşil biber ve kırmızı biberden doğrayasım var. Erkenden doğrayıp da hemen öldürmek istemiyorum böyle içinde iyice ezileceği için. Şimdi ben şunu bir halledeyim arkadaşlarım. Sonra patatesimi tabağıma alırım. Kahvaltımı yaparım bakalım. Vallahi kemiği de koydum böyle üstüne arkadaşlar. Birazcık böyle tencerem küçük geldi gibi oldu ama kısık ateşte tıngır tıngır pişireceğim. Ne yapayım? Var büyük bir tencerem var aslında da şu kulpu yok. Onu da bir türlü yaptırmadık. O yüzden onu kullanmak istememiştim. Biraz da hani istemediğimden değil fasulye alır diye düşündüm. Sonradan değiştirmek istemedim. Evet.
Ya kemiği de içine sokuverdim böyle. O yine lezzetini versin. Zaten tamamen eti haşladığım suyla pişiriyorum ama yavaş yavaş pişiririm. Sonrasında da içinden alırım. Su eklemesi yaparım. Bir şeyler yaparım artık arkadaşlar. Çayım da kaynadı. Çayımı da bir doldurayım. Karnımı bir doyurayım bakalım. Kahvaltı tabağımı hazırladım. Çok şükür Rabbime bugün de karnımı doyuracağım bakalım. Çayımı da doldurduysam, çatalımı da koyduysam hadi bana afiyet olsun. Ben biberi doğrayana kadar fasulye pişti bile arkadaşlar. Şöyle biberi birazcık tavada kızarttım, pişirdim çünkü fasulyenin içinde pişmeyecek. Şimdi şöyle hafif de bir yayalım. Çok şey yapmayacağım. Fasulyem pişmiş çünkü arkadaşlar. Şöyle bir dursun. O lezzeti geçer diye düşünüyorum. Ay çok şükür yemeğim pişti. Azıcık daha bekleteceğim ama. Birazcık daha tıngırdatacağım. Tuzunu da yeni koydum çünkü. Ya ben karnımı doyurana kadar inanın fasulye pişti. Olsun. Pişti çok şükür yemeğim. Yemek pişti. Mutfağı öylece bıraktım. Evin temizlik başlangıç noktasına geldim arkadaşlar. Yatak odasından başlayacağım ve her yeri süpüreceğim. Yatak odasından başlıyorum. Balkondan çıkıyorum arkadaşlar. Süpüre süpüre oda oda gidiyorum. Hemen şu yerin tozunu bir alalım. Sonra mobilyanın tozunu bir alalım. Sonrasında bakarız yaparız yine bir şeyler. Boş durmak yok yani biliyorsunuz. Yatağa girene kadar boş durmak yok. Salona kadar geldim. Size şunu göstermek istedim arkadaşlar. Benim bu minnoş kedilerim hiç bu topraklara dadanmıyorlardı. Bu ara sürekli bu toprağını döküyorlar bunun. Böyle ortalığa topraklar dökülmüş durumda. Bakar mısınız? Ah bu Yeliz her gün ev süpürmesinde ne yapsın? Ev süpürmekten ne kapı silebiliyorum ne cam silebiliyorum. Ay Allah'ım ya Rabbim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Of of mutfak dolaplarım da silinecek hala. Hal şuraları bir süpüreyim. Şöyle balkondan devam edeyim. Mutfağa gireyim. Süpürge işini bitireyim arkadaşlar. Nefes nefese kaldım. Yani çok seviyorum bu minnoşları ama böyle iş yüküme de yük ekledikleri zaman da olmuyor yani. İnanın süpürgenin içi hep onların tüyü. Hep. Ay süpürelim bari ne yapalım ne yapalım arkadaşlar. Ne yapalım? Arkadaşlar, toz bezim elimde, balkondayım, ne yapıyorum? Arzucum aradı, onunla konuştum. Bir taraftan da esniyorum. O kadar uykum geldi üstüme bir ağırlık çöktü ki anlatamam size. Ay, Arzucumla konuştum. Sonrasında Cansucum aradı. Yok aramadım, mesaj attı. Kız yemek var mı? Çok açım diye. Gel yavrum dedim, yemek var. Pilav var, fasulye var arkadaşlar. Hemen bir çorbada koysam iyi olacak da. Ay üstümde öyle bir ağırlık var. Öyle bir yorgun hissediyorum ki kendimi şu an anlatamam size. Hemen kalkacağım şu bezle bir fıldır fıldır dönelim. Evin tozunu alalım. Hemen bir çorba yapayım bakayım. Ne yapabileceğim kısacık pratik bir şekilde. Aliş de gelir birazdan. Saat şu an 6'ya 25 var arkadaşlar. Sarma işi kalacak. Neden? Caner'cim pilavı yedi. Pilavın çoğunu yedi. Afiyet şifa olsun çocuğum okuldan gelince. Kalan pirinçle de pilav yapmam gerekecek. Ali Beyciğim daha bana Bafra'dan pilav, şey pirinç getirmedi. Ben hani alırım diyordu ya beğenmemişti aldığım pirinci. O yüzden şu an evde olan pirinçten pilav yapmam lazım. Çünkü Aliş'ime pilav kalmayacak akşam yemeği için. Muhtemelen öyle olacak. Sarmayı artık yarın satacağım galiba arkadaşlar dediğim gibi bilmiyorum ya da marketten pirinç alırım Alişe derim gelirken getir diye akşamdan sararım belki bilmiyorum durumlar öyle arkadaşlar hemen gideyim şu toz bezimle gideyim evin tozunu alayım bir halledeyim bakalım. Çorba için mutfağa koştum arkadaşlar.
Hemen şöyle iki tane domatesimi doğradım, sarımsak doğradım, bir tane yarım soğan doğradım, küçük bir soğan. Bu şekilde pişiriyorum ben biraz. Sonrasında ununu ekliyorum, unla beraber de kavuruyorum birazcık. Sonrasında suyunu ekleyip blenderdan geçiriyorum. Birazcık şöyle bir kaynasın bakalım, şu çiğ tadı çıksın. Rengi birazcık daha koyu olsun diye şöyle bir tatlı kaşığı salça ekledim. Aslında birazcık daha bekletmem gerekiyor ama bekletemeyeceğim. Çünkü Cansucuğum yolda geliyor. Şöyle unumu ekliyorum. Karıştıralım. Sonrasında suyumuzu ekleyeceğiz ve blenderdan geçireceğiz. Şöyle bir unla beraber güzelce bir kavrulmuş gibi olsunlar. Suyunu da ekleyelim şimdi. Bir bardak et suyum kalmıştı arkadaşlar. Onu da şöyle döktüm. Daha böyle şifalı şifalı olsun bakalım. Blender'dan da geçirdim. Şimdi birazcık şehriye, tel şehriye atacağım içine. Tuz, nane, karabiber. Sonrasında afiyet şifa olsun. Hemen atayım. Geciktirmeden Cansucuğum gelene kadar pişsin bakalım. Malzemelerimi hazırladım. Arkadaşlar çok güzel cevizli ve tahinli kek yapacağım. Bütün malzemelerimi çıkardım. Şimdi başlayalım. Çok güzel bir kek yapalım. Hızlıca kekimizi çırpmaya başlayalım. İki tane yumurtamızı ekledim. Şöyle bir su bardağı şekerimiz var. Onu da ekledim. Bir paket vanilini ekliyorum. Yumurta kokusu oluşmasın diye. Şimdi bir güzel çırpalım. Bir çay bardağı sıvı yağımız. Bir çay bardağı sütümüz. Bir çay bardağı tahinimiz ekliyoruz. Çırpıyoruz. 2 su bardağı unu ekledim. Bir paket kabartma tozumuzu ekliyorum. Şimdi tekrar çırpıyoruz. Şimdi bir çay bardağı cevizimizi ekliyoruz. Tekrar çırpıyoruz. Kenarlarını spatula ile topladım arkadaşlar. Şöyle susam serpiştirdiğim her yerine margarinle yağladığım kalıbımı getirdim. Şimdi dökelim hamurumuzu. Önceden ısıttığım 175 dereceli fırında kontrollü bir şekilde pişireceğim. Kek fırına girdi. Ali Beyciğim geldi. Tepsisini hazırladım. Arkadaşlar şöyle. Çok yemeyeceğim dedi. Ben de o yüzden şöyle bir azıcık azıcık koydum güya. Fazla diyebilir bilemiyorum. Ay üzerimde arkadaşlar bir ağırlık var. Anlatamam size. Gerçekten böyle nefes alırken sırtıma ağrı giriyor. Böyle çok uykum varmış gibi hissediyorum. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Sanki böyle hasta olacakmışım gibi. Pilav da yapmadım. Evdeki pirinci kullanmadım. İyi ki de yapmamışım. Çünkü biz hep beraber bir sofraya oturmadık arkadaşlar. Caner'cim okuldan geldi, yemeğini yedi. Cansucuğum geldi, çok açım dedi, yedi. Şimdi Aliş'in tepsisini hazırladım, vereceğim. Ben de Caner'den sonra atıştırmıştım işte, o yediği zaman bir şeyler atıştırmıştım azıcık yemekten falan. Ben de şu an hiç açlık hissetmiyorum. Şey yapacağım. Çayımın suyunu koyacağım hemen. Şimdi tezgahım falan da toplu. Sadece sarılacak yaprağım var. Gelin de beraber saralım kızlar. Hemen hep beraber hallederiz. Pişirir beraber yeriz. Çayımızı demleriz. Kahvemizi içeriz. Ne güzel olurdu. Hemen bir enerji geldi bana, gördünüz mü? Çayımın suyunu da koyarım şimdi. Kekimiz de pişer. Kekle beraber çay içeceğim bakalım. Şimdi Aliş'in tepsisini vereyim. O da karnını doyursun.
İnşallah gelirim karşınıza gene koltuklarda uyuyup kalmazsam bakalım. Komşum tabak getirdi bana arkadaşlar. Hangi komşum? Yeni gelinimiz var apartmanımızda. Berna'cığım tam karşımda oturuyor. Şöyle pasta getirmiş bana. Çok da lezzetli görünüyor böyle. Şey dedim ona, balayına gitmişlerdi. Dedim Berna'cığım dedim hani başladı mı eşin işe dedim. Başladı abla dün gitti dedi. Dedim sakın sıkılma bak her zaman çık gel. Kapım her zaman açık dedim yani sıkılma evde dedim. Çünkü böyle şey oluyor arkadaşlar. Yeni evli olduğun zaman iş güç hemen bitiyor. Ev dağılmıyor. Ondan sonra hani yemek yapsan hemencecik bitiyor iki kişi olunca. Sıkılma dedim. Böyle yeni evliyken insanlar sıkılıyor genelde evde yalnız kalınca. Bir de buralı değil. Anne, ailesi falan da burada değil. Tokatlı. Öyle olunca dedim hiç sıkılma bunalma. Hemen kapıyı çalıver geliver dedim. Öyle işte pastamız da geldi. Ay bir enerji geldi bana. Ben bana insan lazım işte arkadaşlar. Şimdi Ali'nin yanına gideyim de onunla da birazcık güleyim bari biraz enerji alayım. Sıkılıyorum ben tek başıma. Gerçekten evin içinde tekken de sıkılıyorum. Komşularıma da gitmeye vakit bulamıyorum. İnanın gerçekten bir kahve içimlik gitsem kaç gündür kahve içmedim evde. Kendim kahve yapıp da içmedim bile. Ay öyle işte. Hemen şöyle pastamı da tabağımı da göstereyim dedim. Ben de ona cevizli kekten veririm. Bir çıkarayım fırından. Kekimizi fırından çıkardım. Şöyle tabağı hemen ters çevireceğim. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim çevirelim bakalım. Nasıl olacak? Kalıbımızı da alalım. Evet. Mis gibi. Bakın. Çok güzel kızardı. O kadar güzel kızarmış ki susamlar kaybolmuş gibi görünüyor, değil mi? Bakar mısınız? Çok seviyorum ben keki. Siz seviyor musunuz bilmiyorum ama çok seviyorum. Çayımı da koydum. Kekimiz şimdi böyle bir soğusun. Birazcık çeksin böyle içine. O sırada çayımız da demini alsın bakalım. Şöyle kekimizin içini göstereyim size arkadaşlar. Bakar mısınız? O kadar güzel ki. Arkadaşlar, tabağımızı aldım geldim. Çayımızı da getirmiştim zaten. Ali Beyciğim de burada. Kestane yiyor. Teşekkür ederim kocacığım. Hemen ağzıma bir tane kestane yapıştırdı. Çok sever. Böyle eliyle yedirsin. Şimdi çayımızı içelim. Yeni gelin Berna'nın, Bernacığımın pastası da var. Yeni gelin Bernacansı ne var? Evet, yeni gelin Berna. Ay arkadaşlar size şimdi bir şey göstereceğim. Benim şu parmağımın, şu orta parmağım şurası. O kadar çok acıyor ki dün akşam böyle acımıştı. Ya şimdi çaydanlıkla çay koyarken tam şu orta parmağımın dibi tekrardan acıdı. Bakın şiş gibi görünüyor orası biraz. Ne yapacağım bilmedim yani. Doktora mı gitsem, ne yapsam bilmiyorum. Ya böyle parmağımı oynatırken gerçekten parmağımda ağrıyor böyle elimi hareket ettirdikçe. Gün boyu hiç yoktu. Akşam tekrardan başladı arkadaşlar. Unutmuştum yani. Dün akşam misafirlikte elimi şöyle koymuştum, şöyle tutuyordum. O zaman bir ağrı hissettim parmağımda. Sonrasında da işte akşam bir krem sürdüm böyle kas gevşetici sürdüm. Uyumuştum gündüz de hiç fark etmedim dediğim gibi gerçekten. Şimdi şey yapınca bir huzursuz oldum yani ne yapacağımı bilemedim. Doktora mı gitsem ne yapsam bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bugünümüz de böyle geçti. Artık vedalaşalım. Madem kamerayı çevirdim kendime vedalaşalım. Bir sonraki vlogta görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın.